Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda Gökçe ailesi mekanından çıktık. İki arabayız. Ve Dereli ailesi bizleri davet etti. Şimdi Dereli ailesinin inşallah mekanına ziyarette bulunacağız. Şöyle navigasyonumuzu açtık. Yola da çıktık. Yaklaşık 4-5 ailenin lideriyle birlikte şu anda Dereli ailesinin mekanına ziyarete gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle yanlış bir yola girdim galiba. Şuradan şu yola bağlanayım. Heh. Böyle gideceğiz. Tamamdır. Evet, Dereli ailesinin mekanına da geldik. Az daha takip et şimdi. Evet, sireni de açtık. Az daha takip edeceğim kafasına. Bak yemin ettim birinin kafasına. Ya amına koyduklarım, sektöre gidin lan! Kaybol! İdris Bey, bir şey söyleyeceğim. Bak kafana sıkacağım sonu yarım. Tamam söyleyeyim gideceğim, söyleyeyim gideceğim. Sıkacağım sonu yarım. Allah Allah. İdris Bey hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Açın hastası kapıyı, araçları çekelim içeriye. Buyurun, araçları çekin. Benim arabayı hoş geldiniz abi. Evet. Gelemedim. Selamünaleyküm. Çek Cemal, yanına çek benimkinin. Heh. Tamam. Bir Buyurun İdris Bey yukarıda. Merhabalar, merhabalar arkadaşım. Merhaba, merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyiyim İdris Bey, sizi sormaz, siz nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Allah iyilik versin. Evet, Derelilerin mekanına da geldik şu an birkaç aile babası olarak. Umut Ben hoş de geldin. şöyle geçeyim şu köşeye. İdris Bey böyle başa oturun siz. Şu başa mı oturayım? Kime bağıracağım? Kime bağıracağım amına koyayım? Buyurun İdris Bey. Koltukları da biraz sıkıntılı yapmışsınız. Oturmakta zorluk çekiyoruz ya. Harbi Hamza. Hamza. Hamza kalk ayağa. O koltuk çok rahat kardeşim. Çok rahat değil mi? Kafa gitti Cemal Bey yalnız İdris Bey. Cemal, iyisin galiba. Evet, iyiyim tabii. İyisin tabi. Şimdi seni benzinliğe Çok pompaya rahat geldim. göndereceğim. O pompaya beraber gideceğiz. Kalk lan ha, gevşek. Hala bana dalgaya vuruyor. Oturun arkadaşlar. Umut kardeş biraz sayabilir misin? Eyvah. Şimdi de ben oturmuyorum. Atırma, sen atırma lan top. Cemal Bey oturmuyorsa ben de Cemal'e nasıl yani sıkayım? Bak, o kadar aferin. Oturayım mı Cemal? Oturun herkes, oturun. Umut otur. Evet, Selam biliyorum. Aleyküm. Evet. Yakın zamanda şehirden ayrılma durumumuz oldu 2023 tarihinde. Evet. Zaten o yönden beridir buralarda. Şehirden ayrıldık, İtalya'da işlerimize devam ettik. Serhat, kendisi benim yeğenim olur, Serhat Dereli. Yanımda oturan mavi gömlekli şey. Kendisi Evet. İtalya'da işlerine devam ediyordu. Ben bu işleri Selam salmıştım. olsun. Aleyküm. Selam olsun. Selam. Aleykümselam. Ben İtalya'da gözaltına alındım. Kıbrıs'a tahliye edildim. Kıbrıs'tan sonra birkaç işim oldu. Türkiye'ye giremedim. Ondan dolayı sıkıntılar çektim. Yeğenim sağ olsun beni kurtardı oradan. Cezaevinden de. Dereli ailesi olarak tekrardan Türkiye'ye dönüş yaptık. Şimdi ekibimi kuruyorum. Üst taraflara çıkmaya çalışıyoruz efendim. Bu şekilde. Saygıdeğer Dereli ailesi, bugün buraya sizin davetinizle birlikte geldim. Ve bugün yarım da bu Teşekkür şehrin ederim. en güçlü ailelerinin liderleriyle geldim. Kenan Gökçe, Hamza Kan Dolaşmaz, Arda Saral, Umut Karakan, Umut Ağdaşan. Hepimiz bir amaç uğruna buradayız. Bu amaç yeni bir Aynen konseyin öyle. inşası. Bu konsey sadece bir toplantı yeri değil, aynı zamanda bir güç merkezi olacak. Bu konseyin adı bizim kaderimizi, bizim geleceğimizi yazacak. Bu konseyde şehrimizin kaderini şekillendireceğiz. Huzurunu ve düzenini sağlayacak kararlar alacağız. Evet, konuşmalarımız derin olacak. İllegal ticareti, silah, uyuşturucu ve tüm aklınıza gelebilecek bilumum illegal faaliyetler, bunlar bizim masamızda olacaklar. Ama unutmayın, bu faaliyetler kontrolsüz ve başıboş değil. Tam aksine bu şehrin barışını ve düzenini koruyacak şekilde yönetilecek. Her birimiz bu masada oturmanın ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Bu sadece güç ve para demek değil. Bu sorumluluk demek. Şehrimizi koruma demek. Buyurun Onu Cemal daha iyi bir geleceğe taşınma sorumluluğu demek. Biz karanlık işlerle uğraşırken bile şehrimizin aydınlık yarınları için çalışıyoruz. Bey. Eyvallah. Eyvallah. Buradan çıkacak her karar, her strateji bu şehrin kaderini belirleyecek. Bu yüzden buradayız, bu yüzden bir aradayız. Bu masadan, bu konseyden korkulacak bir şey yok. Aksine umut var, gelecek var. Umut kardeş,
Daha güçlü, daha adil, daha zengin bir şehir inşa edeceğiz. Ve bu yolla her birimizin her bir adımını büyük bir cesaret ile atacağız. Ya Allah. Sen de bu şehirdeki bu konseyimizde bizimle olmak ister misin? İdris Bey, yani sizin her zaman arkanızdayız. Elimizin yettiği kadar her şekilde her desteği sağlarız. Elimizin yettiği kadar dediğim gibi. Her zaman arkanızdayız. Elinin sizi yetmediği severiz. Yerde senin yanında İdris kardeşim var, Cemal kardeşim evet. var ve bu masada oturan konsey üyelerini görüyorsun. Bu arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızı Allah ne Allah zaman Allah istersen hasbihalle bulun. Şimdi bu şehirde Eyvallah. Bir bela geldi ve o bela olarak da görmeyelim. Ufak bir bok çuvalı. O bok çuvalını temizleyeceğiz. Biz kendi aramıza bir karar aldık. Madem böyle sen de bu konseydesin artık. Sana da sormak icap eder kardeş. Milyoner denilen illadi biliyorsun. Duydun mu? Evet biliyoruz. Evet. Milyoner denilen. Bizim hasım olduğumuz. Evet aynı yoldayız. Aynı yoldayız. Lafınızı kesmek isterim. Kusura bakmayın. Evet. Çok kez aracım tarandı. Milyonerler tarafından. Özellikle Zahit Bey tarafından. Çok kez arabalarımız tarandı. Oğlum silah aram. Aile üyelerimizin. Tamam kardeşim müsaade et. Müsaade et. Biz de kendi aramızda bir karar aldık. Dedik ki bu milyoneri bu şehirden temizleyeceğiz. O Zahit denilen İbine'yi de kanlı canlı istiyorum dedim. Siz de bu kararımıza ne diyorsunuz? Bu helikopter kim ya böyle? İdris Bey yani kaldırılmasını düşünüyorsanız seve seve yaparız. Yani sizi hiç bulaştırmadan biz buradaki masadaki arkadaşlar toplanıp o şekilde yol alabiliriz. Ama dediğiniz bu yaştan gibi, sonra sahada olacak halimiz yok. Biz her zaman sahadayız ama bizim gözlerimiz sahada Umut kardeş. Yani burada benim zaten size söylemek istediğim bu konseyi ve bu gücü topluyorken sizlere bir yönlendirme sağlamak için başınızdayım. Milyoneri bu şehirden def edeceğiz. Ona hayat ve yaşam vermeyeceksiniz. Tamam. O Zahit denilen ibneyi de canlı kanlı karşımda istiyorum. Bu masadaki herkese çok kendisi büyük sürprizim var. Herkes hazır olsun. Aha kimler geldi şimdi? Nereden çıktı ya Cemal bunlar? Yaparım. Selamünaleyküm İdris Bey. Oturun oturun arkadaşlar. Ne kalkıyorsunuz bu ite karşı ya? Oturun. Keyfinizi ne bozuyorsunuz bu ite karşı? Evet. Milyoner. Seni dinliyoruz. Ben şimdi buraya yaşının için geldim İdris Bey. Şu an bu masada oturduğunuz arkadaşlardan birkaçı sizin arkanızdan küfreden arkadaşlardı. Öncelikle ben bunu söylemeye geldim. Küfreden arkadaşlardı ve senin yanındalar mıydı? Aynen öyle. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim Zahit. Adamlarına söyle şu karton kutularını oraya doğru geçsinler bir adamların. Adamların bir karton kutunu oraya geçsinler. Tamam mı? Sen de şu şeye geçer misin bir şu tahta yere? Bir müsaade verin arkadaşlar bana. Bir saniye bir müsaade verin de. Şöyle sen de bir geç bakayım o tahtanın oraya doğru. Şimdi konsey üyelerimiz. Konsey üyelerimiz. Bir müsaade ver. Konsey üyelerimiz de gelsin benim arkama. Şimdi Zahit kardeş, bu arkadaşların sen yanında olduğunu ve benim arkamdan küfür ettiğini söylüyorsun. Öyle mi kardeş? Aynen öyleydir işte. Yani ben yalanı sevmem. Hiç şekilde de yalan. Bana bak istedim. Kardeş. Buraya... Ellerinize silahlarınızı alın. Şu Zahit'i kafasına bir doğrultun bakayım beyler. Bana bak Zahit kardeş. Senin yiyip içmişliğin kadar benim bu şehirde senin gibileri sikmişliğim var. Bunu iyi bilesin ha. Vallahi İdris sen şimdi benim karşıma hangi cesaretle geliyorsun? İdris Bey ben size şöyle söyleyeyim. Hani ben buraya size ihanet etmeye değil, buraya size gerçekleri söylemeye geldim. Ne fayda? Ne anlatacaksın bana? İdris Bey ben size şöyle söyleyeyim. Beni vurmanız inan hiçbir şey değiştirmez. Hatta vurdurmanız. Senin gibi bir iti şekilde... temizlemek bu şehre gurur kardeş. Belediye yorulmaz en azından. Bir saniye İdris Bey beni bir dinleyin. Ondan sonra vurmak evet, söyle, gene söyle. Vurabilirsiniz. Söyle dinliyorum. İdris Bey bakın ben size hani karşı dargın olduğumu söyledim. Ama hiçbir şekilde size yalan söylemedim. Şu anki şu arkadaş... Şu arkadaş tamam mı? Tamam. Benim ekmeğimi yiyip de sizin arkanızdan küfreden arkadaş. Ondan sonra başka burada hani şu an gördüklerim de var yani. Hani gördüklerim de var. Hani bak ben hiçbir şekilde
yalan söylemeyi istemeyen bir insan. Zahit, ben kimin ne bok olduğunu, ne it olduğunu bilmiyor muyum oğlum? Bana mı anlatıyorsun? Ben bu amına koydum şamaroğlanının benim arkamdan ne konuştuğunu bilmiyor muyum sence? Öyleydi yani, bana dediği kelime. Fakat de Zahit, hayat şartları kardeş bu. Hayat, hayat ne olursa olsun güçlünün yanında olmayı seçiyor insanlar. Ve güç bende, halk benim yanımda Zahit. İki günlük arkandalar, para yedirdin insanlara diye. Arkanda sandın ama arkanda oldukların şimdi sana sırt çevirdi ve seni çakal ilan etti. İyi değilsin, ben hiç... Gel sorun yok, hani gel sürüden ayrılanı kurt kapar, hani dediğiniz gibi doğrusunuz. Evet. Ama size şöyle söyleyeyim, ben hiçbir şekilde ölümden korkmayan bir insanım. Hani buraya karşınıza gelmekten ya size hani sıkılan veyahut da şey anlamına gelmez. Hani ben buraya doğruları söylemek için geldim buraya. Hani size şöyle söyleyeyim, şu arkadaşla, bakın şu arkadaşla bir zamanlar ya sizin arkanızdan küfreden arkadaşlardı bunlar. Hani İdris'in işte yanında işte olamayız da şöyle de böyle de hani cart cürt diyen insanlardı. Ben onlara lafını da zaten yedirdim. Hani bu arkadaşlara ben zaten lafını da yedirdim. Hani saraf soyu soyadlı insanlar hiçbir şekilde şehirde rahat rahat gelemiyor. Çünkü bir gün bana ihanet eden arkadaş yarın ya size ihanet etmeyeceği ne malum. Şimdi Zahit, yanlıştan bana, bana kelime cambazlığı yapma, ağzını kapat ve beni iyi dinle. Bak görüyorum buraya adamlarınla birlikte geldin ama unutma. Bir adamın gücü yanındaki adamların sayısıyla değil, yanında durdukları zamanın kalitesiyle ölçülür. Seninle karşılaştığımız her an ne kadar yalnız olduğunu, ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor. Bak etrafına Zahit. Sözümü bölme. Bu masada oturan her bir kişi senin bir adamın onlarca kez tartar. Biz bu arada bu şehrin geleceği, huzuru için ciddi adımlar atarken sen hala küçük oyunlarınla meşgulsün. Sence bu mu adamlık, bu mu liderlik? Benim adamlarım, hani şöyle söyleyeyim ben size, hani ben şu an kendini hani infaz et dediğim zaman hani kendi kafasına yatıracak insanlar. Ben hiçbir zaman ya Zahit, adamlarımdan şaşmadım. Ve adamlarından bana bahsetme. Yanında olduğun adam, bak yanında durduğunu sandığın adamların şu an benim yanımda. Anladın mı? Onu da geçtim. Ya senin adamların senin zayıflığını ve kararsızlığını gördü. Gerçek güç bu masada, bu ailelerde. Senin ise sadece geçici ve sönük bir gölgen var Zahit. İdris Bey, şimdi yanlış anlamayın beni. Ben biz burada büyük oyunlar oynarken sen hala mahalle kavgalarında debelleniyorsun Zahit. İdris Bey, bakın ben size şöyle söyleyeyim, hani Furkan'ın da ya dediği gibi bugün birini yatatan yarın diğerini yatatır. Hani ben buraya cesaretimle geldim, hani özgüvenimle geldim. Hani burada ben ölmüş olsam da ölmüş olmamasam da hani benim size karşı bir saygısızlığım yok. Öncelikle bunu söyleyeyim. Hani ben Zahit, ben sizi vurmak istesem hani bir şekilde vurdum, gene de ben infazımı yardım. Bana hiçbir şey yapamazsın Zahit, emin ol. Ben buraya İdris'i... Emin ol İdris Yurtseven'e hiçbir şey yapamaz. Şimdi gel, gel şuraya geç, karşıma otur. Geç karşıma otur, karşıma. Diğer arkadaşlar, koltukların arkasına kimse oturmuyor. Koltuğun arkasında duracaksınız. Beyler herkes bir pozisyon alsın. Şimdi Zahit. Buyurun İdris Bey. Buraya neden geldin? Kısa ve öz. İdris Bey, ben buraya niçin geldim? Size doğruları söylemek için geldim. Hani size şöyle söyleyeyim. Bir zamanlar hani sizin arkanızdan iş çevirip de hani ben çevirmedim değil. Hani ben size dargındım. Ben size küstüm. Hani hala da zaten küstüğüm devam ediyor. Çünkü daha hala bana tahliyeme gelmedi. Hani bir gelip de büyük bir Zahit. İdris Bey, beni bir dinleyin. Ondan sonra hani ister bana anlatma kardeş. Bana buraya geliş sebebini söyle. Ben her şeyin gerçeğinin farkındayım. Ben neyin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Sen benim gücümün daha farkında değilsin. Ben bu şehirdeki bir gözüm kardeş. Bu sokağın en derin incecik sokağında incecik bir kıl tanesinin bir santim hareket edişinden bile ben haberdarım kardeş. Bana burada gelip de bilmediklerini sana anlatmaya geldim deme. Ben her şeyi zaten biliyorum. Bana diyeceksin ki ben bugün buraya şu sebepten geldim. Açık ol, mert ol, konuş.
İdris Bey, ben de size ya diyorum zaten, hani ben de zaten buraya gerçekleri söylemeye geldim. Hani burada da zaten ölümden hiçbir şekilde korkmadığım gibi. Hani siz Gerçeklerden haberdarım kardeş. bakın, Bana bildiklerimi değil, bilmediklerimi anlat. yani bilmediklerinizi hani ya düşünmüyorum İdris Bey, çünkü siz hani belli bir makama sahipsiniz, hani belli bir şeye sahipsiniz. Hani ben o yüzden sizin Ya bilmediğiniz bir şey Zahit, olmadığını şey yapmıyorum. buraya neden geldin? İdris Bey, yani ben buraya sizinle konuşmak için Buraya geldim. geldiysen öleceğini biliyorsun Zahit. Buraya Aynen ölmek öyle için mi İdris Bey. geldin, ne için geldin? Bana bunu söyle. İdris Bey, ben doğruları söyleyip buraya ölmeye geldim. Doğrular ne kardeşim? Benim bildiğim doğruları anlattın. Hani şöyle söyleyeyim İdris Bey, hani şu an sizin yanınızda duran arkadaşlar, hani birkaç arkadaşlar, hani her zaman sizin arkanızdan atıp yatıran insanlardı. Hani Ya Zahit, sizin bunu yardım biliyoruz etmediğiniz kardeşim. insanlardı. Biliyoruz. Bunu Hani ben biliyoruz. de hani Peki bir şey bilmediğim söyleyeceğim. için. Peki bir şey söyleyeceğim Zahit. Ben bu adamlara yardım etmedim. Evet, tamam mı? Etmedim. Varsayalım ki etmedim. Hiçbirine. Sen ettin kardeşim. Vermişsin para Hamza'ya 10 milyona yakın. Silah vermişsin, yol vermişsin. Ne oldu kardeşim? Niye peki senin yanında değil de şu an benim yanımda? Bana bunu söyle. İşte ben de onu söylüyorum İdris. Hani bugün Heh. benden yiyip de yarın sizin yanınıza gelip sizin arkanızdan vurmayacağı ne malum. Bana kimse bir şey yapamaz Zahit. Ben de bunu anlatıyorum. Bana kimse hiçbir şey yapamaz. Vallahi İdris, yani pek de insanlara artık güvenmiyorum, çünkü benim kimseye Zahit, hiç güvencim kalmadı biz bu ailemden başka. konseyde adamlarımızla birlikte, ailelerimizle birlikte bir karar aldık. Bu konsey milyoner ailesini bu şehirden silecek ve seni de canlı kanlı karşıma getirecekti. Şimdi kardeşim bana söylemek istediğin son bir şey varsa söyle, anladın mı? Ona göre biz de yapmak istediğimiz şeylere bakalım. Yolumuza bakalım kardeş. Ben size şöyle söyleyeyim İdris, burada o arkanızdaki yanlışlar değil de benim infazımı sadece siz verin. Ve bunu sadece ve Sen sadece sadece bana aitsin zaten. Sen bana aitsin. Kendime sakladım. kimsenin olmadığı bir yerde ve sessiz bir yerde infazımı verin. Seni ibreti alem olsun, burada öldüreceğim Zahit. İdris Bey, bakın makamınızda hala Zahit, saygım var. ya İdris Aa. Yurtseven'e biat edeceksin ya da bu hayatına son vereceğim. İdris Bey, şimdi size şöyle söyleyeyim. Hani ben size biat Ya ettiğimde benim biat ne gibi faydam edeceksin olacak? ya da hayatına son vereceğim. İdris Bey, bakın ben de size diyorum ki, ben size biat etsem bana ne gibi avantajlar vereceksin? Yani bana deyin ki şunu Bana yapacağım çıkar mı kanka, göz hani ediyorsun gayet. kardeşim? Sana hiçbir şey yapmayacağım. Gerekirse sadece senin hayatını bağışlayacağım. Benimle pazarlık mı yapıyorsun bir de utanmadan? İdris Bey, o zaman benim infazımı verin. Ben buraya yükselmek için geldim. Arkanızdaki 2 Hani milyoner adamını indirin arkadaşlar. Son sözünü söyle. İdris Bey, buraya geldim ve hani buradaki bütün arkadaşlara diyorum, hani benim Fazla Allah'tan başka konuşma kimseden kardeş. korkum yok. İtlerin rahatsız olduğu yerde kurtlar ulumayı bırakmaz. Amına koydumun şehrinde. Yeterli lan! İdris Yurtseven'e biat edeceksiniz ulan! Amına koyayım. Arşı vuracağına şu şeye bak amına koyayım. Gaza geldiler amına koyayım. Sakin olun. Sakin. Sakin. Yavaş. Yeterli. Yeterli. Yeter. Yeterli arkadaşlar. Yeter yeter. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da bu şekildeydi. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Sizden tek bir ricam var. Şu sol alttaki kısımdan abone ol butonuna basıp 2 saniyenizi ayırıp bir abone olup bir de bildirimleri açarsanız arkadaşlar çok mutlu olurum. Sizleri seviyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Yorumlarınızı esirgemeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.